arkadaşlar. Bu videoda biz yedik Allah arttırsın, sofrayı Kur'an kaldırsın diyeceğim. Rahmetli anneciğimi ve babacığımı hatırlıyorum. Çok espri yaparlardı onlar. Bu aslında bir atasözü. Fakat bazen biz sofrayı kurduğumuz zaman çocuklar, annemle babam hadi biz yedik Allah arttırsın, sofrayı Kur'an kaldırsın der kalkarlardı. İşin esprisi sonra gelir. Tabii yardım ederlerdi ama şu an tam da bunu yaşamıyor muyuz? Birileri bize diyor ki biz yedik Allah arttırsın, daha da yiyecekler belli, sofrayı da Kur'an kaldırsın. Hani tasarruf edeceğiz ya, muazzam bir ekonomi durumu içerisindeyiz. O tasarrufu maalesef gene çalışanların servislerine, onlar ne yapacaksa, emeklilerin artamayan maaşlarına, yani devamlı koşturup duran o sofrayı Kur'anlara, millete yıkıp biz yedik Allah arttırsın diye kalkanlara inanamıyorum. Ama yani her yapıda insanlar, bunu kabul etmek lazım. Dolayısıyla maalesef bu yapıdaki insanların da çoğu, muhakkak istisnalar var, herkese aynı kefeye koymak istemem ama çoğu da siyasetçi oluyor be kardeşim. Yani şöyle bir bakın, insan neden siyasetçi olur? Vatanını sevdiği ve hizmet etmek istediğin zaman olursun. Gerçekten bir şey yapmaya, hele hele böyle bir durumda, yani vatan kurtarılmaya ihtiyacı varsa. Evet, bir kurtuluş savaşı verdik ama ekonomik olarak da bunu verebiliyorsun. Seni her yönden zapt edebiliyorlar. Yani senin bütün ülkendeki vatandaşları, ulusunu mahvettiler, vatandaşları ikiye böldüler, insanları ayırdılar, birbirine düşürdüler, ekonomiyi mahvettiler, birileri ihaleler, artık ihaleden ne anlarsanız, çok derine girmeyeyim. Satılan topraklar, onlara bunlara şey karşılığı, vatandaşlık karşılığı satılan bütün evler, şunlar bunlar, yani bilmiyorum. Bütün bunlardan sonra da bütün fatura yeniden halka kesilince, eğer halk buna bir şey demiyorsa, tabii ki diyecek bir şey yok. Böyle birçok insan da yok mu ortalıkta? Yani bilhassa kadınlar da var ama böyle erkekler de var. Yani ister eşleri tarafından, ister arkadaşları, ister ailesi, yani kendi anne babaları, kardeşleri dahil olabilir veya çeşitli kişiler tarafından devamlı sofra toplatılıyor. Birileri de yiyor, içiyor. Yani gelip o da hakkını aramıyor. Yani bu tip insanlar, belki onun da öyle bir yaşayacağı deneyim var, bilemiyorsun ama uyanması gerektiğine çok inananlardanım. Eğer sorarsa, sormadan kimseye akıl vermem. Yani bana verilmesinden de çok hoşlanmadığım için sorarlarsa fikrimi söylerim tabii ki. Neler yapması gerektiğini de söylerim ama herkesin önce kendi uyanması gerekiyor be kardeşim. Yani emeklilerin durumu, gerçekten ben de bir emekliyim ama Allah'a 100.000 şükür. Hani kafamı sokacak bir evim var, ne bileyim ben, belirli bir, ufak da olsa en azından beni aç bırakmayacak bir param var. Ama ev kiralayamayan, bakım evlerinde kalan yaşlılar var. Yani bakıma muhtaç oldukları için değil, ev kiralayamadıkları için emekliler. Kiralasalar bile yemek yiyemedikleri için, aç oldukları için, et yiyemedikleri için. Bütün bunlar olurken, İtibardan tasarruf olmaz diyenlere, evet bence de itibardan asla tasarruf olmaz. Ama itibar, para, pul, saray şeklinde döşenmiş öyle sarı yaldızlı sandalyeler, koltuklar değildir. İtibar, eğer insansan, senin dürüstlüğün, çalışkanlığın, kültürün, becerin itibardır. Senin insanlarla kurduğun mesafe itibardır. Sana güvenilmesi itibardır. Ama senin evinin işte kolunda 2,5 milyonluk bir saat olması veya bilmem ne kadarlık pırlantalı bir yüzükle gezmen itibar değildir. Dikkat edin, bu tip şeyleri zaten kendine güveni olmayanlar daha çok yapıyor. Onunla itibar sağlamaya çalışıyor. Ya Japonya'ya gidiyorsun, minicik, yani görüyoruz işte televizyonlarda, gazetelerde. Küçücük bir oda, bir masa, iki sandalye, işte oturmuş orada siyasetçiler. Politika yapıyorlar ama Japonya'nın durumuna bak. Yani itibar diye bunu düşünmüyor çünkü adam kendi itibarlı. Yani müthiş verdiği söz, dinsiz olan tek ülke. Yani %70'i dinsiz, geri kalanı da hiç bilmediğim. Yani bu bizim bildiğimiz Hristiyan, Müslüman, Yahudi falan da değil.
Enteresan dinler, o da %30 falan. Fakat adamlar bu kadar namuslu, bu kadar sözüne düşkün, bu kadar çalışkan. Demek ki her şey o özüne varmakla oluyor. Yani ne diyeyim bilmiyorum. Ya dinsizlik, din nedir, dinsizlik nedir, dinsiz dediğin nedir, din nereye kadardır, ondan sonra artık nereye evrilmen gerekir, nasıl dürüst, iyi bir insan olman gerekir ki dünyayı cennete çevrilelim. Hani Kur'an'da da bahsedilen cennet, 40 kere diyorum. Yani zaten anlaşılıyor, eğer okuyar, yani anlayarak okuduysanız, öyle ezberi Arapça asla değil. O bir mekan değil. Öyle cennette huriler geziyor, bilhassa erkekler o kadınları alıyor alıyor götürüyor bilmem cennette. Şöyle bir de cinsel böyle anlatılıyor. Böyle bir cennet, yani böyle bir cennet yaratıp erkekleri oraya sokup iyilik yapıp bilmem ne yapıp böyle bir Allah'ın olabileceğini düşünebiliyor musunuz? Yani Allah'ın bu olabileceğini. Her neyse, diyelim ki dünyayı cennete çevireceksek bizlerin ilk önce hem hakkımızı hem sorumluluklarımızı bilmemiz, aklımızı kullanmamız, kalbimizi de o aklımızı iyilik yönünde kullanmamız için devreye sokmamız gerekiyor. Ki bir şeyler yapabilelim, bu hale düşmeyelim. İtibar, işte itibar, bütün bunlarla senin pırlanta gibi bir insan olman. Yani hakikaten ben kadınlarda da çok görüyorum. Ne kadar içi boş kadın varsa, bilmem 40 bin dolarlık çanta alan var ya. Ya acayip, yani hakikaten ben buna çok affedersiniz ama oha diyorlar ya gençler, oha diyorum. Ya elin saf. Hani 40 bin dolar olmasa bile iyi bir parayı belki ayakkabıya verebilirsin. Hakikaten ben de çekiyorum çünkü üstüne bası ayağını vurursa, parmağın bilmem ne olursa, şu olursa, bu olursa, devamlı da ayaktaysan, çalışıyorsan ayakkabına daha iyi kalite bir ayakkabı almak isteyebilirsin. Ama çanta, ya çanta şuraya koyuyorsun. Güzel, o kadar çok çanta var ki, çanta demişken de bir şey söylemek istiyorum. Ben buna hiç anlam veremiyorum. O acayip, bu bilmem kaç bin dolarlık çantalar var ya, bunların çakmalarını yapıyorlar biliyorsunuz. Aynısı. Aynısı. Ebe kardeşim, sen bunun çakmasını bu kadar güzel yapabiliyorsan başka bir marka yap, marka üzerine çalış ya. Ve böyle abuk sabuk fiyatlar değil, insanca fiyatlar koy üstüne, zaten koymuşsun işte. Demek ki o malzemeyi kullanıp aynısını yapıp bu fiyatı koyabiliyorsan, onun çakması olma. İnsanlar da böyle, onun bunun çakması. Eğer sen yapabiliyorsan başka birini taklit etme. Kendi markanı oluştur, kendini oluştur. İtibar budur. İtibar, dediğim gibi işte kola bilmem 2,5 milyonluk saat takmak, bilmem nereyle gelince insanları sarı yaldızlı koltuklarda falan filan karşılamak, yani bu da ne derece güzel, tabii tartışılır ama herkesin zevki başka, oraya hiç karışmıyorum. Ama sen dünyanın parasını harcıyorsan, bilmem kaç tane, bakın işte tasarrufa girdik, yeni binalar kiralandı dünya paraya ve güya yapılmayacak. Ama bunlar neden yapılıyor? Her yerden bir şey. Adamlar jetlerle gidiyor, bakanlar. Yok efendim, ihaleyi alanın jeti mi? Ona etik olarak hiç bilmemen lazım. İhaleyi biri senden aldığında sana jet veriyorsa muhakkak başka bir şeyler de verdi diye düşünülür. Yani ben düşünüyorum, normal bir zamanda olsa düşünmezdim. Ama öyle bir sistem işliyor ki gördüğün zaman artık otomatikman aklına bu geliyor. Ya eskiden hakimler kimseyle pek konuşmazdı ki, hani onun bunun etkisi altında kaldı denmesin diye. Şimdi birilerinin önünde böyle eğiliyorlar, düğme ilikliyorlar. Halbuki biliyorsunuz onların düğmesi olmaz kimsenin önünde, düğme iliklemesin diye cübbelerinin. Ama itibar dediğimiz bunlar, bu dürüstlük, asla kolunuza taktığınız saat, elinize aldığınız çanta, pırlantalı tek taşlarınız, çift taşlarınız, beş taşlarınız değil. Bunlarla hiçbir şey olmazsınız sevgili arkadaşlar. Bunlarla hiçbir şey olmazsınız. Eğer siz kendiniz itibarlı değilseniz, yalan söylüyorsanız, belirli bir kültürünüz yoksa, kültür de çok önemli. Hele bu devirde ya, yağıyor her yerden bilgi yağıyor. Sen hala nasıl börek yapıldığını izliyorsan televizyonlarda, mideni doldurduğun kadar beynini doldurmaya çalış biraz.
Çocuklara da öyle. Devamlı yemek yedireceğini, onlara özgüven vermeye, kültür vermeye, eğitim vermeye, kitap okumayı öğretmeye çalış. Yani insanlar devamlı mide doldurup ondan sonra nasıl zayıflayacağım diye şeker hastası halinde geziyor. Olmaz. Yani neye itibar olduğunu birazcık anlamamız gerekiyor artık. Nereden tasarruf yapacağımız? Ve eğer biz yedik Allah arttırsın diye insanlar kalkıyor sofrayı toplamayı da bize bırakıyorsa biz de birazcık haklarımızı yani fark etmeliyiz değil mi? Haklarımızı fark ettiğimiz kadar sorumluluklarımızı da fark etmeliyiz. Halk hakkını bilmediği gibi sorumluluğunu da bilmiyor. Onu da yapmıyor. Eğer kaçıracaksa vergi kaçırıyor. Hayır, kaçıramazsın kardeşim bu ülkedeysen onu vereceksin. Ama verdiğin vergiyi de birileri cebine indiriyorsa bunda hesabını soracaksın. Bu şeyler, arabalar ya biri geliyor Allah'ım yüzlerce araba. Ya, nereye gidiyorsun kardeşim? Halkı durduruyorlar. Bugün bile ben gelirken arabayla kesmişler. Kesin gene biri geçecek. Ya niye senin böyle bir hakkın yok beni durdurma? Ben halkım. Sen halk seni bize hizmet et diye oraya getirmiş. Ben bir tek mecburum zaten vermeye. Anında verdiğim ve millete de vermesi için yaptığım ilk önce ambulans, itfaiye ve polistir. Ambulans ve itfaiye kesinlikle bir canı kurtarmaya, polis de belki bir canı kurtarmaya gidiyor, bir olaya gidiyor. Onlara anında yol vereceğiz ki yani hiç kimse mümkün olduğu kadar ölmemeye çalışsın. Yani böyle deyince ölüm. Yani çok güzel yorumlar da oluyor. Senin söylediğin bir şeyi ana fikri bir yana bırakıp bambaşka şeylere yorum yapıyorlar. Yapıyorum size. Onlar da hakikaten. İşte herkese bir şey anlatmak gerekiyor. Yani ana fikri anlamamız lazım. Biz halkız. Biz halkın haklarını bilmeliyiz. Yoksa sürünürüz. O hani bahsettiğim bazı kadınlar erkekler var diyorum ya. Ailesi kullanıyor, kocası kullanıyor veya karısı kullanıyor, arkadaşları kullanıyor. Ve devamlı onun vazifesi birilerine bir şeyler yapmak. Maalesef Türkiye'de ve Türkiye gibi bazı ülkelerde halk buradan bir türlü kalkamadı ki biz Türk milletiyiz. Çok çok gerçekten çok özel bir milletiz. Atatürk'ün kitap yazılarını okuyun. Atatürk'ün kitapları diyeceğim o kimde? Ali Bektan Sinan Meydan yazdılar. Yani Anıtkabir'de yazmış olduğu o şeyleri kitap haline getirdiler. Ve bütün o Lemurya'dan gelenler, Türkler, bütün bu Türklerle genleri mi bozuldu? Yoksa akıllarını başka yere kullanmayı mı böyle öğrettiler? Dediğim gibi çocuk yetiştirmek çok önemli. Çocuğa vereceğin eğitimde çocuğu hırsız şeklinde yetiştirmeyeceksin. Kapkaççı şeklinde yetiştirmeyeceksin. Yani kapkaç deyince de ille de çantamı kapması gerekmiyor. Benim sıramı kapması yeterli bir kuyruktaysam. Bunu yapıyor insanlar veya koş koş şu masayı kap. Yani devamlı insanlar bir şey kapma peşinde. Onun için de ben birçok kişiyi biliyorum. Ya kendi kendine itibarına güvenmiyor. Bir ünvanla itibarlı olmak için bir şeyler peşinde genelde siyaset veyahut da cebini doldurmak için vatan için olmalı vatan bütünün hayrına yani sistemi kavradığımız zaman zaten bütünün hayrına yapmadığı zaman o bütünle birlikte bunu ülke olarak düşünelim dünya olarak düşünelim evren olarak düşünelim her şey için söylüyorum. Biz şu an ülke olarak düşünmeliyiz. Bütünün hayrına bir şey yapmayınca döner, dolaşır, senin başına gelir. Örnekler vereceğim ama vermek istemiyorum. Yakın tarihteki kazalara bakın. Yeni sonu başına geliyor insanların çektirdikleri. Yani ilahi adalet muazzam işliyor. Geçen gün ben Allah'ın koruması altındayız diye yapmış olduğum bir programda birileri altına biri demiş ki işte doğru doğru Allah koruyor Filistin'i, Gazze'yi falan nasıl koruyor? O korumayı yaratacak olan bizleriz. Onları da devamlı anlattık. Şimdi bu program
Biz dedik Allah arttırsın, sofrayı Kur'an kaldırsın, oralara girmeyelim. Neden onlar o coğrafyada doğdu? Neleri deneyimlemeleri gerekiyordu? Peki nasıl kurtulacaklar? Neyi idrak etmeleri gerekiyor? İşte böyle sürü gibi yaşarlarsa dikkat edin, İsrail emperyalizm hepsi. Bilhassa Müslüman ülkeleri, çünkü onlar Müslüman olarak hükümeti devam ettirmek istiyorlar. Seküler hayata geçmediler. Yani dinle dünya işini, devlet işini ayırmadılar. Ayırmadıkları zaman dünya şeyindeki hükümete bu şekilde gelen siyasilerin dine de hükmettiğini düşünsenize. Çünkü maaşı oradan geliyor onlara. Ne yapıyorlar? Bu insanları maalesef kullanıyorlar. Ve bu emperyalistler, İsrail, bütün Müslüman ülkeleri, yani fikir olarak, dini farklılıklar olarak, o nüanslarla, her şeyle ayırıp birbirine düşman ediyor. Birbirine saldırttırıyor, birbirini öldürttürüyor. Onlara da bir güzel silah satıp paraları cebe indiriyor. Onlar da onlara diyor ki biz dedik Allah arttırsın, sofrayı Kur'an kaldırsın. Dolayısıyla akıllı olacağız sevgili dostlar. Hep birlikte, her zaman söylüyorum. Peki ne yapacağız? Ne yapacağız? Bir, sivil toplum örgütlerinde muhakkak haftamızın bir gününü harcayacağız. Ne yapmamız gerekiyorsa aynı fikirde olduğumuz kişilerle oturup bu fikirler sivil toplum örgütlerinde, atıyorum, çevreyle ilgili çalışıyor olabilirsin. Ona karşı bir duyarlılığın olabilir. Hayvanlarla ilgili. Şimdi şu başıboş köpekler olayı hakikaten bir sorun. Neler yapılmalı? Neler edilmeli? Bunları peki hem hayvanların hayrına hem insanların hayrına neler yapmalıyız? Nerelerde korumalıyız? Nasıl bir şey almalıyız? Başıboş hiçbir köpek kalmamalı. Yani bütün bunlarla ilgili, siyasetle ilgili, hatta nasıl anayasa çalışmaları yapıyor? Biz sivil olarak da yapabiliriz. Neler olmalı, neler olmamalı? Sivil toplum örgütü olarak ve kendi fikrimizi sunacak bir şekle getirmeliyiz insanları. Yani ben yaptım oldu, tek adam rejimi, bunlara bir son vermeliyiz. Vermeliyiz. Ben hissediyorum gençler tüm dünyada çok daha uyanık bir şekilde ilerliyorlar. Bakın bütün dünyada, bütün üniversiteler Filistin için ayağa kalktı. Amerika'sından Avrupa'sına kadar her yerde. Gençlere buradan sesleniyorum. Atatürk de zaten Cumhuriyeti size emanet etti. Ve ben inanıyorum. Sizlerden çok şey bekliyorum. Bizler artık sizlerin büyükleriyiz. Bize danışmak istediğinizde bütün tecrübelerimizi severek paylaşır ve yanınızda oluruz. O başka bir şey. Ama hepimizin yaşlısıyla genciyle bir şeyler yapmak, hani bir şey yapmalı diye bir şarkı var ya, onun gibi bir şey yapmalıyız. Yoksa böyle biz yedik Allah arttırsın, sofrayı Kur'an kaldırsın der, çeker giderler, biz de tam sürünmeye başlarız. Tasarruf gene bizim üzerimizden olmaya devam eder. Ne yapacağız? Bir şey yapacak mıyız arkadaşlar? Ne yapacakmışız? Sivil toplum örgütleri. Ve çok ciddi çalışmalar, sesimizi duyurmalar. Bizi bu kadar herkes ortalığı başıboş görmemeli. Hele Türk milleti. Evet, sevgiyle kalın, coşkuyla yaşayın.